Çok güldüm ona ya. Bence. Hoş geldin. Sağ ol. Geç otur şöyle. Kafamı dağıtırım biraz dedim ama bir şey değişmeyecek galiba. Oğlum daha yeni geldin, dur. Sinan. Buyurun Cem Bey. Bir masa kurun bize. Peynir meynir. Ne içersin? Ne olursa. Tamam. Şaka yapmadın değil mi? Berdel merdel. Keşke şaka olsaydım. Bir anlat bana şimdi güzel güzel. Nedir bu mevzu? Kan davası Cem. Töre belası. Yani? Yani? Abimin karısı Çiçek, Moran aşiretinden. 10 yıl önce aramızda kan davası başladı. Ben Amerika'daydım o sıra. Bir bizden, bir onlardan. Erken iş yerinden çıktı. En son ablamın kocasını vurdular. Yapma ya. Buran da Çiçeğin abisi. Ne diyorsun? Sonuçta Berdel'e tamam dedim senin anlayacağın. Mecburen. Oğlum nasıl kabul edersin böyle bir şeyi ya? Bu devirde Berdel mi olurmuş? Norveç'te yaşıyormuş gibi konuşma canım. Olay mı hayır demek? Vallahi sen de diyemezsen hiç kimse. Cem. Burada hava hoş. Bodrum'da, İstanbul'da hava hoş. Ama orada dünya hala töreyle dönüyor. Hele Moran aşiretinde. Onlar nefeslerini bile töreye göre alıyorlar. Ben Çiçek'le evlenmesem ne olur biliyor musun? O kızcağızı yakarlar. Hadi kızdan bana ne? Ama kan davası yine başlar. Bu sefer kurbanlar üçer beşer girer toprağa. Yok mu bir yolu peki? Ben bu töreyi aşacağım. Muhakkak aşacağım. Ama yavaş yavaş. Zaman. Çok yorgunum, ben yata geçeceğim. Tamam. Kalacağım biraz. Yok, pazartesi İstanbul'dayım. Sen ne zaman dönüyorsun? Dönerim ben de bir iki güne. Sezon bitti artık, dükkanı kapatıp gelirim. Cem abi bakar mısın? Sen uyu biraz, akşama görüşürüz. Tamam. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yardım edeyim size. Gerek yok evladım, şuradan minibüse bineceğim ben. Nerede oturuyorsunuz? Vitese gelmeden. Ben bırakayım sizi.
Hiç zahmet et. Valla. Olur mu canım, ne zahmeti, buyurun. Buyurun. Vallahi çok makbule geçti. Taşıyayım isterseniz içeri. Yok artık, o kadar da değil. Teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Anne. Aa, Yasemin. Ne güzel sürpriz yaptın kızım sen bana öyle. Hafta sonu iş yoktu, geleyim dedim. İyi yapmışsın. Çağırtmışsınız hanım ana. Gel çiçek, gel kızım. Sana bir diyeceğimiz var. Ocağımıza ateş düşmüştür kızım. Ciğerimiz dağlanmıştır. Alnımıza ne yazıldıysa o olur. Rabbim kullarını imtihan ediyor. Elbet mükafatını alırız. Babanla konuşmuşuz kızım. Sen bu eve gelin girmişsin. Gelin kalacaksın. Nasıl yani? Törenin icap ettiği yapılacaktır. Rahmetlinin kardeşine varacaksın. Baldır evet demez bunu. Neden demeyecekmiş? Savaş töreye düşman mıdır? Evet demiştir. Hayır. Senin ocağın artık burası. Ailen biziz. Baba. Baba, Allah'ın varsa beni burada bırakma. Baba, beni bir kez töreye kurban ettin, bir daha etme. Çekil. Baba. Baba, ne olur elini ayağını öpeyim baba. Çekil dedim. Sen Baldırlar'ın gelinliğin, öyle kalacaksın. Şanur Hanım. Şanur Hanım, ne olur. Ne olur kıymayın bana. Bırakın gideyim okuluma. Bir sene kaldı sadece bitirmeme. Yeter! Artık okul mokul yoktur. Bitmiştir. Baba. Baba. Baba, ne olur. Sen artık kız değilsin, dul kadınsın. Aşirette yarın yoktur. Evin burasıdır. Savaş Baldar'la nikahlanacaksın. Şimdi odana git kızım. Babanla konuşacaklarımız var daha. Kusura kalma Şahnur Hanım. Anası çok yüz vermiştir buna. Eh, oluyor böyle. Liseye göndermemişiz. Yemeden içmeden kesilmiştir. E hadi demişiz. Liseyi de okusun. Yaşı gençtir. Bu sefer de tutturmuştur yüksek okuyacağım diye. E hadi ona da peki. Ama hududu aşmıştır. Yeter. Boşa vakit harcamış okulda Ahmet Ağa. Kız kısmının yeri bellidir.
madem bu töreyi açacağım diyorsun, başla o zaman Savaş. Anlamıyorum, niye kabul ediyorsun yengenle evlenmeyi? Tek başımayım çünkü Cem. Babam öldü. Abim öldü. Bütün aşiret bana bakıyor. Ben bu işte yokum diyeyim. Çekip gideyim İtalya'ya. Ne olacak o zaman? Ailemi öylece nasıl bırakayım? Aşirete sırtımı nasıl döneyim? Önce annem yakama yapışır. Zor be. Sen de haklısın. Her şeyi zamanla yoluna koyacağım. Mecburum. İsyanla çözemem ki. Ver. Seni affettim sanma Yasemin. Halim perişan diye ağzımı açmadım. Ama beni yıktın Yasemin. Senden hiç beklemediğim bir şey yaptın. Yaşadığımız onca acıdan sonra benim kızım yapmaz diyordum. Kendine sahip çıkar, bekaretini sonuna kadar... Anne, bütün mesele bekaretmiş gibi konuşma ne olur. Tabii ki bütün mesele bekaret. İffetten bahsediyoruz burada. İffetini korumayan kızlara erkeklerin fahişe muamelesi yaptığını bilmiyor musun? İffet niye sadece kızların sorumluluğu oluyor? Düğünümüze bir hafta kaldığı halde ben Mehmet'le birlikte olmadım. Tabii ki olmayacaktın. Doğrusu da bu değil miydi? Bekaretin senin hazinendi yani. O hazineyi sakladığım adamı yatakta başka bir kadınla yakaladım ben. Yatakta yakaladın diye önüne çıkan ilk adamla yatman mı gerekiyordu? Ya anne yeter. Lütfen konuşmak istemiyorum. İstemesen de konuşacağız. Adını bile bilmediğim bir adamla yatağa girdim. Allah'ım gözüme uyku girmiyor. Nasıl yaptın bunu Yasemin? Ya anne yeter. Ya tamam konuşmak istemiyorum. Yetmez. Nesin sen şimdi ha? Nesin? Kendine olan saygını kaybettin. Anne ne olursuz. Kimden intikam almış oldun Yasemin? Önüne çıkan ilk adamla yatarak Mehmet'ten intikam mı almış oldun? Hamileyim ben, hamileyim. Ne? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Konuşmuş musunuz mevzuları? Ben bana düşeni konuşmuşum. Gerisini siz aranızda halledeceksiniz. Bu kan davası size de bize de çok zarar vermiştir Şahnur Hanım. Madem sulh olmuşuz artık geriye düşmeyelim, el ele verelim. Şu an aşiretler gırtlağını sıkmaya hazır bekliyor. Güçsüz düşersek duman oluruz. Doğrudur. 10 sene evveline kadar işler ne iyiydi? Moranlar malı yapar, ballarlar huduttan geçirir, satar. Ya. Aramıza kan girince küçülmüşüz pala. Ne size ne bize iyi olmamıştır. O vakitten beri aşireti dizginlemek için ne çektiğimi ben bilirim. Kolay değil. Siz de bizim gibi 10.000 can besliyorsunuz. Öyle. Maziyi unutalım. 10 yıl evvel nasıldıysak yine öyle olalım. Ama önce nikah. Elbette. Savaş kabul etti mi? Nazan abla. Hı. Ahmet Moran ne zamana kadar kalacakmış burada? Ne bileyim. Alsın şu uğursuz kızını da bir an evvel gitsin. Pek kızını alıp gidici gelmedi bana. Gitse giderdi şimdiye kadar. Ne demeye çalışıyorsun sen Endam? Berdel diyor, Berdel. Anlamadın mı? Ne Berdel Mustafa? Akşam akşam delirtmeyin beni. Bu eve gelin giren kız geri verilir mi? O bizim namusumuz artık. (Gülüyor)
Ne vakit başlarız? Başlarız. Yeter ki sen maldan haber ver. Seni Kemal'e vereceğiz. Kan duracak dediniz. Vardım. Ben üstüme düşeni yaptım. Şimdi beni ister yanında götür, ister götürme. Gideceğim buradan. Nereye? Bana. Memlekete. Başımı sokacak bir yer bulacağım. Okulumu bitireceğim. Beni bir kere daha töreye kurban edemeyeceksiniz. Son sözüm de budur. Çiçek Hanım! Çok yüz vermişiz sana. Kendini bir hastane değilsen. Benim şerefimi bile gireceğim lan. Öldürürüm seni. Elini dışarı adımını at. Öldürürüm seni. Benim başımı öne mi yedireceğim lan? Öldürürüm. Allah'ıma kitabıma öldürürüm seni. Gel. Gel içeri. Öldürürüm seni. Bu evden ölüp çıkar artık seni. Çiçek bundan sonra sizin namusunuzdur Şahnur Hanım. Benden çıkmıştır. Oldu oldu. Olmadı sıkın kafasına. Bu bebeği aldıracağım. Hayır. Doktora giderim pazartesi. Hayır dedim. Aldıramazsın. Bir hata yaptım diye ömür boyu bedelini ödeyemem. Bu bebeği aldıracağım. Hayır, asla. Anne nasıl yaparım? Hayır dedim Yasemin. Hayır, hayır, hayır. Seni de kaybedemem Yasemin. Seni de kaybedersem yaşayamam kızım. Kızım ne olur Yasemin. Hoş geldin bey. Hoş bulduk. Hoş gelmişsin abi. Hoş bulduk Eşref. Yasemin, kızım kahvaltı hazır. Yasemin. Yasemin, kahvaltı hazır. Yasemin. Yasemin? Canım annem, biliyorum sana söz verdim ama yapamadım.
adını bile bilmediğim bir adamın çocuğunu doğuramam. Anneciğim, yalvarırım, beni anla. Büyük bir hata yaptım. Seni mahvettim, kendimi de mahvettim. Çok pişmanım. Anne beni affet, yalvarırım. Anneciğim beni affet. Seni canından çok seven kızın Yasemin. Yasemin. Buyur hanım ana. İyice kilitledin mi? Hı hı. Ne oluyor anne? Uğursuz niye gitmedi babasıyla? Nazan işine bak sen. Günaydın. Hoş geldin abi. Oğlum, çabuk döndün. Hemen çayını koyayım. Sağ ol. Sen niye hala okula gitmedin? Gideriz, acelesi yok. Nasıl lafı? Mustafa almayayım ayağımın altına. Hocası raporluymuş ondan. Özel okulda. Bu okul meselesini konuşacağız seninle Mustafa. Çiçek niye inmedi kahvaltıya? Çiçek yengem odasına kilitlediler. Ne? Hadi kahvaltını yap. Ne demek oluyor bu? Mecbur bıraktı bizi. Babasına isyan etti. Kaçmaya kalktı. O kız bizim namusumuz Savaş. Yanlış bir şey yaparsa biz lekeleniriz. Anahtarı ver. Çiçek çok isyankar bir kız. İsyankarın başını ezerler. Dua etsin ki... Anne anahtarı ver. Ver dedim! Tekrar söylüyorum. O kız moranlardan çıktı. Bu eve girdi. O artık bizim namus. Niye dağıldınız kahvaltı bitmeden? Nazan geç sofraya. Ben yemeyeceğim. Sofraya geç! Endam, çayları tazele. Suna ekmek kes. Sen de bitir kahvaltını, sonra doğru okula. Berder mi yapacaksınız? Anne, Berder ne? Berdeli kabul etmişsin. Doğru mu? Evet. Sen de töreye boyun eğdin demek. Yazık. Boşuna okumuşsun Amerikalarda. Önce bir dinle Çiçek. Öyle hemen asıp kesme. Neyi dinleyeceğim? Kan dursun diye kabul ettim diyeceksin. Doğru, isyan etmekte haklısın. Ama bu öfken neyi değiştirecek? Bak, odaya kilitlemişler seni. Kaçıp gitseydin ne olacaktı ha? Seni bulup öldüreceklerdi. Yazık değil mi sana? Razı olayım yani. Bana insan muamelesi yapmasınlar. Mal gibi alıp satsınlar. Ben de razı olayım. Bunu mu diyorsun? Hayır. Razı ol demiyorum. Razı olmuş gibi yap diyorum. Ben bu töreyi değiştireceğim Çiçek. Er ya da geç değiştireceğim.
Ama senin de bana destek olman lazım. Koca bir aşiretin başına geçtim. İsteyerek değil, mecburiyetten. Madem geçtim, bir şeyleri değiştirebilirim. Ama gücü elime almadan, sözümü dinletir hale gelmeden bir şey yapamam. Seninle birlik olmamız lazım. Şu anda isyanla hiçbir şeyi çözemeyiz. Sen Berdel'i kabul ettin. Evet, kabul ettim. Ama bir şartım var dedim. Çiçeğe elimi sürmem dedim. Sen benim abimin karısısın ya. Ben sana nasıl el sürerim? Töre yerine gelsin diye seninle evleneceğim. Töre mi? Alın size töre. Ama sen ilelebet benim bacımsın. Ve yemin ediyorum öyle kalacaksın. Bir karar verebildiniz mi? Evet. Kürtaj olmak istiyorum. Hemen halledelim. Bugün mümkün mü? Bir saniye bakayım. Evet, bugün olabilir. Yedi sizin için uygun mu? Uygun. Aç mı geleyim? En az 4 saat bir şey yememiş içmemiş o. Genel anestezi yapacağız. Tamam, 7'de orada olacağım. Evet, budur diyenler el kaldırsın. Azra? Önce Junior arkadaşımız konuşsun. Hadi, biz Junior'ların fikrini çok önemseriz. Vallahi ben beğendim. Coşkulu, akılda kalıyor, melodisi güçlü. Şaka yapıyorsun değil mi? Akşamları nerede takılıyorsun sen? Türkü bara falan mı gidiyorsun bunu beğendiğine göre? Bugüne kadar dinlediğim en kötü jingle. Ben bunu müşteriye götürmeye utanırım. Bence de. Berbat bir şey bu. Gerçi bir de Yasemin'in fikrini alsaydık. Belki o da beğenir. Sahi Yasemin nerede? Gelir birazdan. Bora Bey, siz ne diyorsunuz? Olmamış. Başkasıyla çalışın. Arkadaşlar bilen varsa söylesin. Yasemin'in torpilinin kaynağı nedir? Saçma sapan konuşma Allah aşkına Azra. Ne torpili? İyi be. Biz 5 dakika geç kalırız, kıyamet kopar. Hanımefendi istediği zaman işe geliyor. Böyle kızım burası. Bazıları doğuştan torpilli. Ne oluyor ya? Gidiyorum ben. Burası bana göre değil. Bravo, çabuk anladım. Siz nasıl insanlarsınız ya? Ne kadar ukala, kibirli şeylersiniz. İnsan olun biraz, insan. Donunuza kadar her şeyiniz marka ama o pahalı kıyafetlerin içinde insan yok. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sektördeki geleceğini yok ettin. Artık hiçbir ajans seni işe almayacak. Bunu biliyorsun değil mi? Çok da umurumdaydı. Sizin gibi para için insanlığından çıkacağım ama açlıktan sürünürüm daha iyi. Ayşe'cim hadi gel odamda konuşalım. İstemez. Alın ajansınızı başınıza çalın. Manyaklar. Size inanamıyorum. Kız zehir gibi laf döşedi, hala gülüyorsunuz. Bu işi yapıyoruz diye insanlığımızdan çıkmamız şart mı? Sevgi, abartma Allah aşkına ya. Kızın söylediklerinden hiç etkilenmedin yani, öyle mi Alpay? Etkilendim. Gerçekten iyi sıvadı bizi. Ama ben çok meşgulüm. Şu anda buna zaman ayıramayacağım. Evet. Çok meşgulsünüz.
mu yani bizim ürettiğimiz sucuk? Bizim oralarda iyi gidiyor be oğlum. Piyasanın en ucuz malı buğdayı. Ve en kötüsü. Yo, fena değil aslında Savaş Bey. Sen evinde bunu mu yiyorsun? Söylesene. Bunu çocuklarına yediriyor musun gerçekten? Yani... Yemediğimiz bir ürünü mü satıyoruz biz? Bu ne ya? Bu ne kadar ucuz bir şey. Malı önce ambalaj satar dayı. Bu ambalajda biz bu sucuğu satamayız. Ama haklısınız. Mal kötü olunca. Tamam oğlum, değiştiririz. Bence değmez bana be. Çok yüksek maliyeti var. Değiştireceğiz dayı. Buna da sıra gelecek, merak etme. Eyvallah. Hadi oğlum. Savaş. Oğlum akşama geç kal. Biliyorsun. Biliyorum dayı. Bıraktım oraya. Tamam. Merhaba. Nerede Merhaba. Kaldın Yasemin? Zirvesi toplantı notlarını mailledim sana. Heriflerin bir sürü sorusu var. Ne çıkışıyorsun hemen kıza? Bir işi vardı demek ki. Keyfinden geç kalmamıştır herhalde. Hmm. Özür dilerim Sevgi, hallederim şimdi. Şuna baksana. Adamları oyalayacağım diye canım çıktı. Bora seni sordu. Niye geç kaldım diye mi? Hayır. Alınganlığın üstünde yine. Banka Veneta hakkında konuşmamız lazım. Tamam giderim şimdi. Neyin var senin? Yok bir şeyim. İyi misin? Ay iyiyim Sevgi, bir şeyim yok. Sabah uçağıyla geldim, yorgunum. İyi tamam. Sen Bodrum'da mıydın? Ha. Buyurun efendim. Kuledin, Galata. Savaş yukarıda mı? Yukarıda. Konuştun mu adam akıllı? Bir hadise falan çıkmasın. Merak etme.
Hoca ne vakit gelir Şahnur Hanım? Neredeyse gelir, eli kulağında. Dediğimi düşündün mü Çiçek? Bana destek olacak mısın? Bir şey söyle ne olur. Bizim kızların sınavı iyi geçmiştir inşallah. Bugün vizeler başladı da. Bitmek bilmez işmiş. Yazdın değil mi? Bitirdim yani. Bakın. Sitare tamam. Bana bir taksi çağırır mısın? Tamam. Tut. Nefis. Çikolatalar Derya'ya İsviçre'den gelmiş. Sağ ol. İki dakikan var mı? Ne oldu? Ben yarın işe gelemeyeceğim. Niye? Bir arkadaşım ameliyat olacak. Onun yanında olmam lazım. Kim bu arkadaş? Sen tanımazsın. Ne olur idare et beni. Ah. Yasemin. Görüşürüz. Hadi güzel kadın, önce Bora Bey'in ağzını suya akıyor. Anladık da. Sevgi'ye ne oluyor ki? Niye buna bu kadar yüz veriyor? Ne bileyim ya. Ben de anlamadım ki. Yasemin! 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 Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Anne, aşağı inip anneannemin yanına gidebilir miyim? Otur canım burada. Anneannem meşgul şimdi. Şey, Çiçek yengemin yanına gidebilir miyim? O senin yengen değil. Yenge deyip durma şuna. O senin babanın... Otur. Vekiller hazır mı? Savaş kendi gelir de. Sen gelinden vekillik al. Tabii. Sağlık kliniği, buyurun. Yerinizi tarif eder misiniz? Yazıyorum. Geldi mi hocam? Geldi. Hadi in aşağı. Çiçek bana vekalet veriyor musun? Çiçek. Veriyorum. Oğlu Savaş siz misiniz? Benim. Ahmet kızı Çiçek. Gelin vekili burada mı? Burada. Mihri müeccel olarak bedel tespit ettiniz mi? İn altı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahillezî gâle fî kitâbihi ve enkihul eyâme minküm ve s-sâlihîne min ibâdikum ve imâikum in yekûnû fukarâ'a yûnihumullâhu min fadlihi vallâhu vâsiun alîm. Sadakallâhu'l-azîm. Hiçbir şey hissetmeyeceksiniz Yasemin Hanım. Biliyorum. Bin altın mihri müeccel ve bin altın mihri muaccel ile zevce olarak verdiniz mi? Verdim. Verdiniz mi? Verdim. Allah-u Teala'nın emri ve Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle siz Savaş Bey, Ahmet Kızı Çiçeği bin altın mihri müeccel ve bin altın mehri muaccel ile zevce olarak kabul ettiniz mi? Ettim. Kabul ettiniz mi? Herhangi bir ilaca alerjiniz var mı? Hayır. Ettim. Kabul ettiniz mi? Ettim. Ve fil ahireti hasreten ve kina azaben nar. Rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun lel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Yarın iyice dinlenin ama. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Kalp rahatsızlığınız? Yasemin! Lütfen hanımefendi, giremezsiniz. Anne! Nikahı kıymışız, yine akraba kalmışız Şahnur Hanım. Çiçeğin eti de kemiği de sizindir artık. Büyük kızım evlenmeden hamile kaldı. Bu lekeyi taşıyamayız diye elimle götürdüm kızımı Kürtaş'a. Kendi elimle canına kıymışım yavrumu meğer. Bir komplikasyon mu oldu? Ataniye uğradı dediler. Kanamasını durduramamışlar. Füryam göz göre göre gitti. Ama kurtarabilirlerdi. En kötü ihtimalle rahmini alırlardı. Kurtaramadılar doktor hanım. Kurtaramadılar. 23 yaşındaydı daha. Ya anne ne olur. Ablam öldü diye şimdi ben de... Hayır Yasemin. Sus. Ölüm deme bana kızım ne olursun. Hayatta Yasemin'den başka hiç kimsem yok benim doktor hanım. Hayatta kalan tek evladıma da bir şey olursa... Anneciğim, Atoni milyonda bir ihtimal. Hem burası tam teşekküllü bir klinik. Milyonda birdi Yasemin. Milyonda birdi ama ablanın başına geldi. Ben kararlıyım. Lütfen anneme garanti verdiğinizi söyleyin. Hiçbir operasyonun %100 garantisi olamaz Yasemin Hanım. Bunu biliyorsunuz. Bak. Yani iyi de... Hem bu şartlar altında bu kürtajı yapmasam daha iyi olur. Ne? Ama Yasemin'im bir tanem. Yol boyunca gözlerimin önünde sen vardın Yasemin. Tamam. Aklıma öyle kötü şeyler geldi ki. Anne ne olur. Sen de ablan gibi kanamadan gidiyorsun. Seni de gelinlikle toprağa veriyorum. Seni de anne, kaybedemem tamam, Yasemin. Tamam anne ne olur. Milyonda bir ihtimalde olsa kaybedemem. Anne tamam, tamam anne. Hadi gidelim. Anne tamam. Ne olur ya. Tamam ne olur. Hadi, hadi Yasemin. Annem, hadi ne olur annem. Hadi gidelim. Tamam anne.
Abi, misafirler gidiyor. Hayırlı olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ ol. Hayırlı olsun. Ayağınıza sağlık. Hayırlı olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun. Güle güle. Güle güle. Hayırlı olsun canım. Hepimize. Tamam mıdır Ahmet ağa? Haşiretini yatıştırmış mısın? Sayende damat. Yatıştırmışım evelallah. Kızını mal gibi sattım ben. Hem de iki kere. Gece yastığa başını koyunca rahat uyursun artık. Aşiretin karşısında başımı eğdirmeyin benim. 10.000 canın karnı doyurulacak. Hasiba öldü diye insanımızı aç açık bırakamayız. Amma yaptın ha. Aç açık bırakan kim abla? Ben yarın niye yolcuyum var ha? Her haneye bir ton kömür dağıtacağım. Hallettin mi o işi? Ettim. Ettim ama bittim. 3.000 ton. 100 liradan bir hesap et. Eski parayla 300 milyar sırf kömür parası. Ağlar ne zamandan beri inayetini hesap eder oldu pala? Muhasebe yapmak bize yakışır mı? Asil ablam benim. Adı gibi. Şahnur. Senin gibisi gelmedi bu dünyaya be abla. Haklısın. Ağa dediğin inayetini hesap etmeyecek. Ama bu para da gökten yağmıyor ki. Ben orasını bilmem. Lazım geleni yap. Ya, yapacağım. Yapıyorum. Moranlarla tam zamanında barıştık. İki aşiret el ele verdik mi? Anne seni anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bekaretini koru dedin ama ben koruyamadım. Hiç tanımadığım bir adamla beraber oldum. Yıkıldın, çok üzüldün. Şimdi adını bile bilmediğim o adamın çocuğunu doğurmamı istiyorsun. Neden anlamıyorum. Bak burada bir can var. Bu can senin canın, benim torunum. Babasının kim olduğu umurumda bile değil. Bu can yaşayacak. Sen yaşayacaksın. Kahven soğudu. Rahmetli bu odayı ne çok severdi. Her bir işini sana danışırdı.
Şahnur Hanım şunu nasıl edek? Şahnur Hanım bunu nasıl edek? Hatırımı sayardı. Nur içinde yat. Hatırını saymaktan değil abla. Akıllı hatun olduğunda. Hasiba toprak olduğuna göre... Bu odada bize şimdi sen göstereceksin yolumuzu abla. Şahnur Hanım, ne edek? Ne yapıyorsun Suna? Odanızı yerleştiriyor mu? Getirdim, ver. Kıyafetlerinizi de dolaba yerleştirdik mi tamam. Kim dedi size eşyam buraya taşın diye? Hanımana emretti. Gelin odasının yatak takımlarını değiştirin. Savaş'ın da eşyalarını... Hepsini odama götürün. Çabuk. Ben sana ne dedim? Ne? Sana madem töre öyle istiyor. Ele güne karşı çiçekle evlenirim. Ama kıza elimi sürmem demedim mi? Ne? Çiçek benim yengem. Dünya ahiret bacım olacak demedim mi? Oğlum. Mühür gözlüm. Ağzımızdan ne sözler çıkıyor. Her çıkanı değişmez belleseydik. Yolumuz şuradan şuraya gitmezdi. Babanı kaybetti. Abini kaybettin. Acın büyüktü. Elbet el sürmem diyecektin. Sen beni idare ettin yani öyle mi? Savaş. Şimdi bacın gibi görüyorsun çiçeği. Ama zamanla için ısınacak. Kanın kaynayacak. Ateşle barut demişler. Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Zamanla her şey olacak. Oğlum... Gözümün nuru, soyumuzu devam ettireceksiniz. Evlatlarınız olacak. Benim iplerim de senin elinde sanıyorsun değil mi? Bak anne, ben babam değilim. Abim değilim. Dayım da değilim. Ben senin kuklan değilim, anladın mı? Ben Savaş Baldar'ım. İplerimi de kimseye verme. Versene. Nasıl olacak peki? Ben bakacağım. Ben büyüteceğim. Bodrum'da mı? Hı hı. Komşularına ne diyeceksin? Torunum diyeceğim. Kızının kocası nerede derlerse? Kızım evli değil, kocası yok diyeceğim. Utanmayacak mısın? Hayır. Benim kızım bir tanedir. Ben onu çok seviyorum diyeceğim, diyeceğim, diyeceğim. Oh.
Hadi kahvaltıya. Ben inmesem Nazan abla beni görmek istemiyor. Saçmalama. Hadi gel. Hadi oğlum sütünü iç. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Hayırlı gün olsun, oturun. Otursana Çiçek. Ortağı yok mu ya? Olmaz mı? Hemen getiriyorum. Çiçek sen eğitim fakültesindeydin değil mi? Kaçtaydın? Son. Bu sene bitiyordu. Yapma ya. Sona kadar gelmişsin. Bitirmesen yazık olur. Buradaki özel üniversitelere bir bakalım. Yatay geçiş yaptırırız sana, bitiririz. Oğlum günahtır. Böyle okul mokul deyip oynama kızcağızla. Ne oynaması anne? Ben ciddiyim. Ne? Burada bir özel üniversite yaptıracağım Çiçek'in kaydını. Karım değil mi? İstediğimi yaparım. Bizim işler hakkında ne biliyorsun sen Eşref? Nasıl abi? Yani alavere, dalavere, kanunsuzluk. Haşa, hiçbir şey bilmem ben. Eşref. Buyur abi. Ben kendimi sana emanet etsem, sen emaneti hıyanet eder misin? Kalbimi kırıyorsun abi. Sana ihanet edeceğime iki gözüme mil çeksinler daha iyi. Bundan böyle benim sağ kolumsun Eşref. Sadece benden emir alacaksın. Başım gözüm üstüne abi. Hissediyor musun? Hiçbir şey hissetmiyorum. Yakında hissedeceksin. Yine mi Yasemin Hanım'a? Evet. Ver. Kaçıncı oldu bu ya? Bu hafta 5. Bana çay getirir misin? Mehmet'ten mi yine? Hı. Ne yazmış? Aynı şeyler mi? Bu seferki kısa. Yalvarırım beni affet. Bu kadar. Çocuk ölüyor aşkından bebeğim. Köpek gibi pişman. Hayret bir şey ya. Herkes de Yasemin için ölüyor. Bulunma sint kumaşı sanki. Başka kim ölüyor ki? Bora Bey, fark etmedin mi? Nasıl yani? Hiç fark etmedim. Nasıl fark etmiyorsun anlamıyorum ki. Adam bize gelince esiyor gürlüyor, Yasemin'e gelince tıs.
Yüzünde güller açıyor. Sen bu hesapların içinden nasıl çıkıyorsun Gökhan? Nasıl yani Savaş Bey? Bu dosyalara bakarsak ölmüşüz de ağlayanımız yok. Maalesef efendim. Büyük zarar ediyoruz. Ama fabrikalar işliyor. Para sıkıntısı yok. Zarar ediyorsak nasıl oluyor da bu çark dönüyor? Efendim o beni aşan bir mesele. Kayıt dışı var diyorsun yani. Ben bir şey demiyorum. Bak. Her işletmede az çok kayıt dışı olur. Ama bu çok fazla. Hiçbir bilgim yok efendim. Mazur görün. Tamam çıkabilirsin. Başka bir kaynak olması lazım. Konkuru sizin kazandığınızı biliyorum. Ama şartnameyi değiştirdiğimizden haberiniz vardır herhalde. Evet tabii. O yüzden buradayız. Yeni durumu konuşalım diye. Bora Bey bakın. Reklam kampanyamızı hazırlamak sizin işiniz. O aşamaya karışmam. Ama benim ne beklediğimi çok iyi anlamak zorundasınız. Tabii elbette. Eğer birlikte çalışırsak Yasemin Hanım'ın Banka Veneta ile yatıp Banka Veneta ile kalkması gerekir. Ona bizim malımızmış gibi davranırım. Buna sizin bile gücünüz yetmez Erman Bey. Yasemin Hanım, X-Large'ın en değerli çalışanıdır. Kimsenin malı değildir. Olamaz da. Buna izin vermem. Personelinize sahip çıkma tarzınız hoşuma gitti. Agresifsiniz değil mi? Sizinle çalışmak bir zevk olacak Yasemin Hanım. Sizinle de Bora Bey. Sizinle de öyle Erman Bey. Lütfen gel. Atla uçağa. Anlamıyor musun? Sana ihtiyacım var diyorum. Ben de çok özledim. Canımsın sen benim. Müşteriye gitmişlerdi. Hah, geldiler. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Millet nerede? İçeride toplantı odasında sizi bekliyorlar. Müşteri temsilcisi Yasemin olursa kesinlikle istifa ederim. Dur bakalım. Belki de işi alamadık. Banka Veneta bizimdir arkadaşlar. Bora Bey, bütün kristalleri biz toplayacağız bu sene, söz. Kristalin modası geçti oğlum. Şimdi moda yurt dışından iş kapmak. Banka Veneta'nın İtalya reklamlarını al da alnından öpeyim seni Bora. Yok artık, o kadar da değil. O zaman şampanyayı patlatmıyor muyuz Bora Bey? Patlatmaz mıyız da? Yasemin nerede? Önce o gelsin. Yasemin! Geldim. Müşteri temsilcisi belli mi? Belli. Yasemin. Prensesimiz o bizim. O olmasaydı işi kapamazdık. Açılmıyor bu. Thank you.
Tokalar. Lar. Anneanne bu ne? Görmüyorum çocuğum, gözlüğüm yok. Dayına sor. Dayı bu ne? Çalışıyorum ben. Baran. Bak tatlım bunlar. Bunlar. Şişman adamlar. Lira. Aferin. Bak çabucak söktün. Nazan abla Baran çoktan okumayı sökmüş. Sen mi öğrettin? Yukarı. Git kitabını yukarıda oku. Yukarı. Abla neden böyle yapıyorsun? Oğluma da okumanı istemiyorum. Anladın mı? Endam, topla Şınar'ı yukarı getir. Sağ olun. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Evet. Sağ olun. 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 Tabii. Sağ olun. Resul. Tamamdır abi. Tamam. Buyur bizim odaya gidip bir çay içelim abi. Sağ ol abi. Evet. Buyur. Ağam tamamdır. İyi. Yürüyün bakalım. Adam güç vurgusu istiyor, güç. Biz güçlü bir bankayız, bize asla bir şey olmaz. Okey, anladım. Hadi ben kaçtım, Bora Bey bekliyor. Beni eve bırakacakmış. Tamam. İyi akşamlar. Ne bu samimiyet böyle, gece bırak, gündüz bırak. Aslan. Şu hatun tanıyor muyuz Aslan? İlk defa görüyorum Cem Bey. Türk mü? Vallahi Türkçe konuştu. Ne istedi? Kırmızı, öküz gözü veya boğaz kere. Ver şunu. Brunello di Montalcino, 2002 ürünü. Koyu yakut renginde, baharat aromaları hakim. Canlı, gövdeli, sek, biraz kekre. Evet, Toskana bölgesi, Sangiovese özümlerinden. Daha bugün içtim. Onun için bildiğimiz öküz gözü rica edeyim. Markası fark etmez. Hay hay. Degüstatör müsünüz? Hayır, müşteriyim. Bir arkadaşımla buluşacağım, onu bekliyorum. Arkadaşınız buranın müdavimi mi?
Dilemiyorum. Geldiğinde kendisine sorarsınız. İşte buradasın. Ah, Savaş. Canım. Çok özlemişim seni. Ben de. Nasıl? Rahat gelebildin mi? Evet. Dur bakayım sana. Geldim, geldim. Leyla anne. Hangi yüzle geliyorsun sen bu kapıya? Leyla anne dinle. Defol buradan. Lütfen sadece konuşmak istiyorum. Ahlaksız, şerefsiz. Gelme bir daha buraya. Yalvarıyorum. İyi geçen günlerimizin hatırına. Sence çok uğraştıracak mı bu herif bizi? Şu ukala CEO mu? Evet. Yok sanma. Bence öyle hava attı o. Acıktım. Sushi yiyelim mi? Ben gelemem. Annem evde. Bodrum'dan geldi. Başka zaman öyleyse. Abi insan bir söyler arkadaşım gelecek diye. Hazırlık yapardık. Ne hazırlığı? Mantım acıydı. Ben bir mutfağa gideyim. Asıldı mı sana? Yani sayılır. Hiç kaçırmaz. Tam tipisin. Savaş, nedir senin derdin? Anlattım ya. İşletme işletme değil. Ne hesap var ne kitap. Ürünler berbat. Her şeyi sıfırdan başlamak lazım. Ayrıca da bizimkilerin ciddi kayıt dışı iş yaptıklarından kuşkulanıyorum. Yani Türkiye burası. Her yerde az çok bir kayıt dışı iş bulursun. Vergi mevzuatı. Peki ben ne yapabilirim senin için? Yardımdan daha fazla bir şey istiyorum senden Nadia. Benimle el ele vermeni istiyorum. Bırak İtalya'yı gel buraya. Benim şirketler grubunda genel müdür ol. Ne? Evet. El ele verelim. Aklımızı, yeteneğimizi, her şeyimizi kullanalım. Baldarlar Gıda'yı dev bir marka yapalım. Düşünsene. Gıdada bir numara olmuşuz mesela. Market rafları bizim sucuklarla dolu. Benim aklım asıl süt ürünlerinde. Ya bizim memlekette bir peynirler var. Bir ye. Ricotta'yı ağzına sürmezsin bir daha. Seni niye seviyorum biliyor musun? Yakışıklı olduğum için mi? Cesur olduğun için. Hayal kurmaktan korkmadığın için. Hadi yürü. Nereye? Çok teşekkür ederim Bora Bey. Zahmet oldu. Rica ederim. Ne zahmeti. İyi geceler. Size de. Anne ben geldim. Merhaba Yasemin. Yiyecek misin yoksa? Sen ye dersen yerim. Sakın ha, sakın. Ya gerçekten anlattığın kadar var. Bu etiketler korkunç. Depo yakın mı? Hı hı. Altınşehir'de. Hadi oraya da bakalım. Bu saatte mi? Delirme ya. Saat beni ne zaman ilgilendirdi ki?
Biliyorum saatle işin olmaz senin de. Ama yoldan geldin, yorgunsun. Depoya da yarın bakarız, otele bırakayım seni. Ya Savaş, lütfen ya. Hazır çıkmışız işte. Bak, vazgeçerim kabul etmekten, genel müdürsüz kalırsın. Delisin sen ya, vallahi delisin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Arkadaşlar içeride çalışıyorlar. Ne çalışıyorlar? Mal indiriyorlar. Kamyon az önce geldi.